Evet sevgili dostlar, golver.com'un ve Kayseri Zulüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu. Sezonun sonunda yapılacak başkanlık seçimlerinin 30-31 Mayıs tarihlerinde yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 8-9 Haziran'da yapılacağı açıklandı arkadaşlar. Açık söyleyeyim, 8-9 Haziran'da olacağı artık resmi gibi, çünkü İlk seçime kimse gelmez kolay kolay. Bir de çoğunluk çok fazla olduğu için arkadaşlar yeterli çoğunluk sağlanamaz diye düşünüyorum. Ülke Stadyumu Fenerbahçe Çukur Saraçoğlu Spor Kompleksi Kadıköy İstanbul'da yapılacak diye. Yani herkesin beklentisi bu arkadaşlar. Genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 46.410. Tüzüğümüzün 28. maddesinin 2. ve 3. fıkralara uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleriyle diğer kurullar için adaylık başvuruları 23 Mayıs 2024 saat 18'e dek yapılabilecektir. Şu an içinde başkan adayı Ali Koç ve Aziz Yıldırım yer almakta ki 500 imzayı da rahat geçeceği malum. Hani bana birçok kişi şunu soruyor, hocam diyor, işte Ali Koç'un ya da Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olup olmayacağına dair hani böyle seçimlerden önce şey yapılıyor ya, anket çalışması, böyle bir şey var mı diye. Arkadaşlar imza için sunduğunda, hani imza topluyoruz denildiğinde, toplanan imzalar 3 aşağı 5 yukarı olabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Bunlara dikkat etmek lazım. Şimdi 46.410 kongre üyesi oy kullanabilecek. 2018'de 20.736 arkadaşlar kullanılan oy. 2023 seçiminde ise 6.682 oy diyor. 2023 değildir o, 2021'dir. Yani 6.682, ki çoğu kişi gelmedi. Bu sefer de çoğunluk olması lazım. Stefan Savic için Türkiye iddiası diyor haberde. Yani komik bir haber bana soracak olursanız. Atletico Madrid'den ayrılma kararı alan 33 yaşındaki Savic falan filan. Şimdi Fenerbahçe'yle bu ismin anılması açıkçası beni üzüyor. Ve ben hani çok fazla görüşler içerisindeyim. Ayrılma kararı aldı. Fabrizio Romano'nun haberine göre takıldığım doğru, gerisi mübalağa falan diyormuş. Romano öyle haberler veriyormuş. Net kararı verecek. Şöyle böyle falan filan Inter Milan. Geçmişten günümüze Aziz Yıldırım. Şimdi ben bunu konuşmak istiyorum abi. Konunun dışına çıkıp bir float. 1998 yılında bir fark oy ile seçilen, göreve gelen Aziz Yıldırım. Tesisleşme konusunda ileri görüşlü bir yöneticiydi. Saraçoğlu Stadı'nın kapasitesini 50 bin kişiye çıkarmakla işe başlayıp kulübe Topuk Yaylası ve bunun gibi birçok tesis kazandırdı. Evet, ben de farkındayım. Topuk Yaylası'nda yazın bile sisin olduğundan, doğru düzgün çalışma imkanının olmadığından kabul. Ancak en azından bir hamleydi. En azından bir çalışmaydı. Alex Fenerbahçe'ye gelmez, hayal satmayın manşetleri dolaşırken Alex'i getirdi. Roberto Carlos'ları, Anelka'ları izletti. Takım 2 milyar 32 milyon dolarla dünyanın en zengin 10 kulübü arasına girdi. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale ulaştı. Hani neden Aziz Yıldırım diye soran arkadaşlara şöyle bir görsel bırakıyorum. Ne demek istediğim herhalde görselde geçerli. Hani Anelka da, Hoydonk falan filan tek tek saymama gerek yok herhalde. İşte Rapaic, Revivo falan, bunlar basit isimler değildi. Ancak sevgili FB Shadow kardeşim çok güzel bir float yapmış. Onu da okumak istedim. Fenerbahçe artık Türk futbolunun lokomotifiydi. Avrupa'da olduğu gibi Türkiye Ligi'nde de başarılar kaçınılmazdı. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile karşılaştığı maçlarda bir farklı yenilgilere sevinir hale gelmişti. Bu rakiplere karşı kulüp tarihinin en büyük serileri yakalanmıştı. Trabzonspor 22 yıl, Galatasaray 20 yıl, Beşiktaş 15 yıl. Ama kötü günler yaklaşıyordu. 20 bakanın 19'unun bilmem nesinin olduğu dönemde, 20 bakanın 19'unun FETÖ mensubu diyor olduğu dönemde elebaşı Fethullah Gülen spor camiasından bazı kişiler vasıtasıyla Fenerbahçe'yi tahakküm altına almak istedi. Aziz Yıldırım tehlikenin farkındaydı ve bu konu için gelenlere şiddetle tepki gösteriyor diyor ki Hüseyin Gülerce diye bir şahsın videosunda kullanmış. Elebaşı Fethullah Gülen konuşmalarında Fenerbahçe'nin temerrüdünden sert ve katı olduğunu söylüyordu. Aziz Yıldırım'ın spor kamuoyunda elebaşı Gülen aleyhinde söylemleri bardağa taşıran son damla olmuştu. Galatasaray kongre üyesi Savcı Zekeriya Öz vasıtasıyla düğmeye basılmıştı. 3 Temmuz kumpas sürecine start verildi.
Amaç ülkede örgüte ilk baş kaldıran kurum olan Fenerbahçe'yi çökertmek ve Aziz Yıldırım'ı tasfiye etmekti. Görülen davalar sonucu Aziz Yıldırım cezaevine alındı. Kulüp maddi olarak çökertildi. Daha kötü günler ise kapıdaydı. Aziz Yıldırım beraat etti ve hemen sonraki sene şampiyon oldu Fenerbahçe. Lakin Fenerbahçe 2 yıl Avrupa'dan men cezası almıştı. Bunun Fenerbahçe'ye maliyeti 70 milyon dolardı. İlerleyen dönemde kas başvurusu yapılsa da sözde ülke menfaatleri sebebiyle geri çekildi Nihat Özdemir tarafından. Sürecin getirdiği ağır fatura kulübü maddi açıdan zora sokmuştu. Bu duruma kirli yapının saha içi yapılanması da dahil olunca üst üste 4 yıl şampiyonluk gelmemişti. İşin acı yanı ise üstünden yıllar geçse de taraftarın maddi durumdan Aziz Yıldırım'ı mesul tutmasıydı. Şimdi ben burada bir araya gireyim. Şimdi ben Ali Koç'u eleştiriyorum bu sene. Diyorlar ki Ali Koç ne yapsın? Karşımızda bir yapı var, engel oluyor. Ya İsmail Kartal'ı eleştiriyorum. İsmail Kartal ne yapsın? Karşımızda bir yapı var, engel oluyor. Aziz Yıldırım, ya bırak giderken borç bıraktı. Lan Aziz Yıldırım'ın karşısındaki yapı, bu sene karşımızdaki yapının 10 katıydı, 20 katıydı. Lan basını elinde, medyası elinde, adalet sistemi elinde, hukukçusu elinde, hakimi elinde, savcısı elinde, emniyeti elinde, hepsi elindeydi. Lan vicdansızlar, yani doğruya doğru konuşalım. Neyse, Ali Koç tarafından kamuoyuna duyurulan 600 milyon euro borç ile enkaz devraldık sözleri Aziz Yıldırım'ın taraftar gözünde suçlu ilan edilmesine sebep oldu. İlerleyen süreçte Aziz Yıldırım rakamın yanlış olduğunu ve her türlü hukuki süreçte bunu ispatlayacağını kamuoyuna sundu ki bunun delilleri de var arkadaşlar. Ki Aziz Yıldırım bunu anlatmıştı. Yani 2020 yılında TL'ye çevrilen borçları da anlatmıştı, belirtmişti. Neyse. Forbes dergisine çıkan ilk Türk olan Aziz Yıldırım'dan Aziz'in mucizesi başlığıyla yazılan makalede mali konulardaki üstün başarılarından bahsediyordu. Ama ülkemizde onu devirmek için yapılan algı çalışmaları sebebiyle bunun üstü örtüldü. Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında Aziz Yıldırım gerek tesisleşme, gerek sportif başarı, gerekse mali konulardaki başarılarıyla Fenerbahçe için bir yılı cezaevinde olmak üzere verdiği 20 yıl ile bu kulübün bugünlere gelmesine en büyük pay sahibi olan fedakar bir Fenerbahçe neferidir diyor. Ben ayrıca bir şey daha ekleyeyim. 20 yıllık başkanlık sürecinde 11 kupa var, 6 şampiyonluk var. 383.4 milyon euro harcanan para, 282 futbolcu sayısı transfer edilen, 152.8 milyon euroluk da gelir var. Yani baktığınız zaman aşağı yukarı 230 milyon euroluk bir zarar var. Ancak siz sadece futbolcu alış ve satışına bakıyorsunuz. Stadyum reklam gelirleri, göğüs forma reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri, kulübe kendinden kattığı değer, kulübe zenginlerden alarak kattığı değer, artı Şampiyonlar Ligi gelirleri, artı şampiyonluk gelirleri. Yani o zamanlarda Süper Lig'de şampiyonluk geliri şimdiki gibi değil. Yani şöyle düşünün, bu sene şampiyon olsan 50 milyon euro verdiklerini düşün. 6 kez şampiyon olsan 300 milyon euro bütün borcunu sildirir nitelikte bir para. O zamanki şeyler de öyleydi yani, onu da belirteyim. Ama ben bunları bilin istedim. Yani dün Yağız Sabuncuoğlu'nun enteresan açıklamaları var. Diyor ki Yağız Sabuncuoğlu, Aziz Yıldırım Jose Mourinho ile anlaştı. Jose Mourinho gelirse bir senelik olmayacak. Hani hoca analizlere başlamış. İki başkan adayı için ana planlardan biri de Jose Mourinho demiş. Ben ısrarla söylüyorum. Ben şiddetle söylüyorum. Ben bağıra çağıra söylüyorum. Asla Ali Koç için birinci seçenek Jose Mourinho değil. Hatta ve hatta ben bir tık daha öteye gideyim. Ali Koç için birinci seçenek İsmail Kartal. Evet, şaka yapmıyorum arkadaşlar. Ya hocam saçmalama, Conte ile görüşüyor. Hangi Conte ile? Napoli ile son aşamaya gelmiş, imza atacak Conte ile mi? Hangi Conte ile? Yani hangi Conte ile, bana onu anlatın. Bak Mourinho bir senelik olmayacak analizlere başlamış. Yani bu söz bile bence yeterli. Ya dedim ya hani az önce niye Aziz Yıldırım diye bir görsel sundum size. Şöyle bir görsel. Sebep bu. Şimdi Yağız Sabuncuoğlu diyor ki Aziz Yıldırım da Ali Koç da gelecek sezon İsmail Kartal'la çalışmayı kesinlikle istemiyor. Ben hala ve hala şiddetle söylüyorum. Bu cümlede emin olmasın. Bu cümleden emin olmasın. Benden söylemesi. İsmail Yüksek'in tedavisini Dzeko ve Tadic ayarladı. Normalde İsmail Yüksek için randevu vermemişlerdi. Ama Dzeko ve Tadic araya girip tedavisini başlattılar. Şimdi Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumu düşünün. Ha bu arada ben şunu da söyleyeyim. İyi ki Ertuğrul Karanlık tedavi etmedi.
Yoksa bu arada kulübümüz bugüne, yani dün izinliydi, bugün çalışmalara başlayacak. İdman'a bakın da sürpriz isimler yer alabilir. Net olarak şunu söyleyebilirim diyor Yavuz Sabuncuoğlu. Aziz Yıldırım da Ali Koç da çok büyük Fenerbahçe'li iki başkan da bu sefer direkt şampiyonluk parolasıyla vaatlerini verecek diyor. Acun Ilıcalı ve Hamdi Akın. Ali Koç'un yönetim listesinde mi? Acun Ilıcalı için böyle bir talep var ama henüz netleşmedi. Hamdi Akın'la Ali Koç'un görüştüğünü duydum diyor. Şimdi bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Hamdi Akın biraz daha siyasi iktidara yakın bir isim diye geçiyor. Bu yüzden arkadaşlar Fenerbahçe taraftarı tarafından hani söz konusu merak içerisinde olan bir isim. Ama ben şunu söyleyeyim. Ahmet Ketenci de vardı Fenerbahçe'de. Sonuç ne oldu? Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Yani başta sıkıntı olduğu müddetçe istediği kadar şey yapsın. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın 1954 doğumlu 69 yaşında bir isimden bahsediyoruz. Ali Koç'un yönetimi hep gençlerden oluştu. Ki bunun büyük hata olduğunu herkes söyledi. Bak çoluk çocuktan olmaz, tecrübe lazım. Bunların sesi geçmez, bunlara herkes güler diye. Şimdi Levent Ümiterol Aziz Yıldırım 300 milyon euro ile geliyor demiş. Ben önce bunu söyleyeyim sevgili Levent abiye de selamlar olsun. 300 milyon euro değil, benim duyduğumu söyleyeyim arkadaşlar. Aziz Yıldırım'ın elinde birkaç tane şey var. Yani Aziz Yıldırım nelerle geliyor? Ben şunu söyleyeyim. 100 milyon euro kesin. 5 yıldız kesin. Tazminatlar. Yani Aziz Yıldırım nelerle geliyor? Aziz Yıldırım bunlarla geliyor. Yani Aziz Yıldırım sürprizlerle geliyor. 100 milyon euro arkadaşlar. Ülker grubu diyor ki bak herkes beni iyi dinlesin. Herkes beni iyi dinlesin bak sonra demeyin tekrarı yok bunun. Aç gözünü seyreder tekrarı yok bunun. Ülker grubu diyor ki beni yönetime yazma. Beni dahil etme. Ben Fenerbahçeliyim. Ali Koç da seçilse Fenerbahçeliyim. Aziz Yıldırım da seçilse Fenerbahçeliyim. Başkası da seçilse Fenerbahçeliyim. Ben Fenerbahçeliyim. Bana diyeceksiniz ki şu kadar para. Ben yaparım. Bana diyeceksiniz ki bu kadar para ben yaparım. Ama bana yönetimde ol, şurada ol, burada ol demeyin diyor. Haklı mı? Bence haklı. Yani adamın şeyi bu. Ülker grubu diyor ki son senemiz Stad isim sponsorluğunda. Ben anlaşmayı iptal ediyorum. Para helali hoş olsun. Geri de istemiyorum. Gelin yeni bir anlaşma yapalım diyor. Yani yanlış duymadınız. Yeni bir anlaşma yapalım diyor. Tekrardan sponsorluk verelim diyor. Ama bu sefer yıllık ödeyeyim. Sonra başkanı değişir bir şey olur demesinler parayı yediler. Şöyle böyle demesinler diyor. Tabi burada şöyle bir durum var. Yıllık 20 milyon eurolar 25 milyon eurolar konuşuluyor ama ilk seneye özel imza parası oluyor yani boşta kalan futbolcu için. Öyle şeyler konuşuluyor. Artı başka sponsorlar var. Lima Holding'den falan sponsorluk sözleri var. Bakalım kimler destek verecek, kimler sözünü tutacak. Ama ortada böyle bir olay var arkadaşlar. Ben 100 milyon euroyu söylerim. 5 yıldız, 5 yıldız 1 yıl içinde Fenerbahçe, hatta belki de 2024 yılı bitmeden Fenerbahçe 5 yıldızı takabilir arkadaşlar. Aziz Yıldırım seçilirse ben garanti veriyorum size. 5 yıldızı takacak Fenerbahçe. Zaten bugüne kadar Galatasaray'ı 24 şampiyonluğa ittirenler bunu hesaplamadı mı zannediyorsunuz siz? Ya bunu hesaplamadı mı? Galatasaray cephesi hiçbir itirazda bulunamayacak. Ya şampiyonluklar araştırılsın. Galatasaray samimi değil ki. Samimi olsa hadi buyurun araştırılsın şampiyonluklar. Ya siz Galatasaray samimi olur mu düşünüyorsunuz? Ben düşünmüyorum. Ya siz düşünüyorsanız elimde sattık köprü var. Artı arkadaşlar tazminat. Fenerbahçe yönetiminin alması gereken ciddi tazminatlar var. Çok ciddi tazminatlar var hem de. Ya bu tazminatları federasyondan ve kurullardan almak zorunda. Ama bakalım alabilecek mi, alacak mıyız? Bunu da birlikte göreceğiz sevgili arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. Şimdi birkaç tane daha şey var. Zeyko Obradoviç ve Aziz Yıldırım arasında yeni sezon için görüşme gerçekleşti. Sırp koç Partizan ile sözleşmesi olduğunu ve Partizan'da kalmak istediğini belirtti diyor Arda Birben. Yani şöyle düşünün. Obradoviç, Mourinho böyle bir isimden bahsini yani inanılmaz bir şey olmaz mı ya? Yani inanılmaz bir şey olmaz mı? Bence inanılmaz bir şey olur.
Ama bu sözleşmenin devam ediyor kısmını bir geçin. Onu da konuşacağız. Diyor ki yine Yağız Samucoğlu, Aziz Yıldırım'da, Ali Koç'ta gelecek sezon İsmail Kartal'da çalışma, bunu konuşmuştuk. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Sözler, söylemler bundan ibaret. Şimdi yeni sezon açıklandı. Transfer tarihleri açıklandı. Anlatabiliyor muyum? Ahmet Çakar saçmaladı. Rafael Varane ayrılacağını söyledi. Casemiro hamlesi falan. Ya ben zannetmiyorum Casemiro'dur şeydir. En azından Fred de tutulabilir. Batshuayi tutulabilir. Aykut Kocaman'ın gelmeyeceği kesinleşti. Aziz Yıldırım öyle dedi. İyi de hocam, Aziz Yıldırım öyle dedi ama yarın bir gün parasal sıkıntılar var deyip Aykut Kocaman'la devam ederse ne olacak diyor. Lan oğlum bir gidin ya. Gerçekten bir gidin ya. Yani bu zihniyette gidersek o zaman Ali Koç da hiçbir verdiği sözü yerine getirmedi. Öyle değil mi? Mesela Serdar Ali Çelikler'in birkaç şeyi var. Değinmek de istemiyorum açıkçası ama. Diyor ki Serdar Ali Çelikler, hala Ali Koç'a oy vereceğim diyenlere soruyorum. Başlayıp da bitirdiği bir tane proje sayın. Başlayıp da bitirdiği tek proje var. O da He For She. Başka hiçbiri bitmedi diyor. Yani daha neler sayarım da. Uğraşmak istemiyorum arkadaşlar. Yani Fenerbahçe gündemi bundan ibaret. Ve Fenerbahçe gündeminde şöyle bir şey var. Ya biz hepimiz Fenerbahçe'nin başarısını, galibiyetlerini, güzelliğini, iyiliğini isteyen şeyleriz. Hani bir Rafael Varane, bir Casemiro, ne bileyim Fred'le uzatmak, işte Batshuayi'yi elde tutmak. Hani bugün bir Mourinho'nun Fenerbahçe'ye etkisi çok çağ dışı olabilir. Ya Fenerbahçe, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak, aramızda kalsın. Jorge Jesus geldiği zaman bana şu çok söylendi. Ya arkadaş, Jesus da geldi ama yani bu adamın da şöyle bir takıntısı varmış, böyle bir takıntısı varmış. Hani adam ordinaryüs. Bu işin ordinaryüsü. Tamam, transferler yaptırıyor, pahalı transferler kabul. Tamam, futbolcular aldırıyor kabul. Aldırdı, futbolcuları kaça sattırıyor. Yani şöyle söyleyeyim size, Fenerbahçe'nin biraz şansı yaver gitseydi. O sahaya o madde atılmasaydı Sevilla maçında. Fenerbahçe UEFA finaline çıkıp eskaza kupayı kazansaydım. Siz zannediyor muydunuz Ferdi Kadıoğlu'nu biz sezon sonunda 35'ten 40'tan aşağı satardık? Siz zannediyor muydunuz? Biz ne bileyim, mesela Batshuayi coşmuştu. Batshuayi de az buçuk gol atmadı. Ne bileyim İsmail Yüksek mesela. Öyle değil mi ya? İsmail Yüksek, Jesus da falan uçtu kaçtı gitti. Aldırdı futbolculardan. Neredeyse zarar etmedik gibi bir durum var. Evet, bir Gustavo Henrique alınmasa daha iyiydi. Adam Bekao diye yırtındı. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Sadece bir Bekao alınmış olsaydı geçen sezon. Yani Gustavo Henrique yerine Bekao'yu çözebilseydik. Samet Akaydın yerine en azından mesela bir Çağlar Söyüncü'yü çekebilmiş olsaydık. Bence Fenerbahçe'nin geçen seneki çehresi de o dandik kadroya rağmen bence büyük iş yapacaktı. O dandik kadro şampiyon olsaydı, devam etseydi ve Jesus'a bu sene işte Dzeko, Tadic, Fred, Szymański, işte Dzeko, hani Bekao, hatta bu sene gelenlerden bahsedeyim. Livakovic, bunlar eklenseydi bence Fenerbahçe bu sene çok daha farklı bir yerlerde bitirirdi. İstediği kadar etki olsun. Ama neyse, bunları konuşmanın yeri ve zamanı değil. Aziz Yıldırım sürprizlerle geliyor. Hakkımızda hayırlısı olsun. Beğeniyi çok görmeyin. Görüşmek üzere.